Tatlımızın hamurunu yapmaya başlayalım. Bir adet yumurtayı kasemize alalım. Bir bardak süt ilave edelim. Yarım bardak sıvı yağ ilave edelim. Bir yemek kaşığı sirke ilave edelim. Malzemelerimizi karıştıralım. Unumuzu ilave edelim. Bir paket kabartma tozu ilave edelim. Bir kaşık yoğurt ilave edelim. Tatlımızın hamurunu yapmaya başlayalım. Tatlımızın hamuru hazır. Yarım saat hamurumuzu dinlendirelim. Tatlımızın şerbeti için 2 su bardağı şekeri tenceremize alalım ve 2 su bardağı su ilave edelim. 2 küçük dilim limon ilave edelim ve ocağa alalım. Kaynara geldikten sonra 5 dakika kaynatıp ocaktan alacağız. Soğumaya bırakalım. Dinlenen tatlı hamurumuzu böyle alalım ve dilimleyelim. Beze haline aldıralım. Bezelerimizi streçle kapatalım. Bir tane bezeyi alalım. Açmaya başlayalım. Şöyle bir kaseye nişasta koyalım. Bezemizi bu şekilde nişastaya batıralım. Oklavayla biraz daha genişletelim. Adet beze bu şekilde açtık ve merdane yardımıyla hamurlarımızı genişletelim. Bu şekilde devam edelim. Bu genişlikten yufkamızı açtıktan sonra yufkamızı güzelce dürelim. 2'şer santim genişliğinde keselim. Şekilde olduğu gibi. Bu şekilde bir tane dilimi alalım. Ve açalım. Böyle irice doğramış olduğumuz fındık içlerinden tatlımızın orta kısmına yerleştirelim. Böyle kapatalım. Böyle tepsimize alalım. Aynı işlemi devam edelim. Böyle tepsimize dizelim. Bütün işlemlerimizi bu şekilde tamamlayalım. Oldukça pratik bir tarif. Tatlımızın üzerine eritmiş olduğumuz tereyağını bu şekilde dökelim. ...180 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Tatlımız soğuk. Şerbeti ılık bir şekilde üzerine dökelim. Tatlımız şerbetini çekene kadar dinlenmeye bırakalım. Bu şekilde Antep fıstıklarını dökelim ve tatlımızı servise alalım. Değerli takipçilerim, harika bir tatlı tarifi. Gerek lezzet olarak, gerekse pratik bir tarif olarak kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Bu nefis tarifimi yapmanızı tavsiye ederim. Başka tariflerle görüşmek üzere, hoşça kalın.